Üstte mucur sererek tamam. Kullanılır hale getiriyorlar. Komşumuz çakıl istemiyor, bahçeye koymuş. Yukarı çıkmışlar. Dayım gibi görünce onlar da yakalanmış herhalde değil mi de? Nasıl evladınızı? Hadi evladınızı. Çocuk kaç tane? Üç tane miydi? Canım sağ olan üç taneydi işte. Üç tane. Evet, beş tane. Bu olay canım. Şehittir canlar. Başka bir 20 tane mi? Seninkiler mi acaba zaten? Ötekiler, çocuğun ya. Çocuk bakıyordu zaten. Aynı aile olarak. Oğlunu. Bunu en sonunda içerideki işlemler bitince kaldırıp ne yapabilir buraya bilmiyorum. Tabii. Konuşuruz sonra şey yaparız. Yani bir azale bir tekrar ihtiyacı var benim hayvanlara koyacak. Tutun hepinizden çocuk. Allah razı olsun. Bir kere değil bin kere. Evet görüyorum görüyorum. Evet tabii. Temizledik buraya bu arada akşam geçtikler. Kestel'in başta Dudaklı ve Narlıdere köyleri olmak üzere farklı ilçelerimizin mahallelerinde hissedilen sel felaketlerinin yaralarını el birliğiyle sarıyoruz. Perşembe olayın üzerinden 4 gün geçti, 3,5 gün geçti. Çok değerli Kestel Kaymakamımız, çok değerli Kestel Belediye Başkanımız, çok kıymetli Dudaklı Mahalle Muhtarımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte, meclis üyelerimizle birlikte olay mahallini ilçe başkanımızla inceledik. Tabii afattır. Nihayetinde afatın vermiş olduğu muhakkak sıkıntılar var ama el birliğiyle devlet olarak seferber olduk. Bakanlarımız bölgeye geldi, milletvekillerimiz bölgeye geldi. Ve ilk dakikadan itibaren başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Kestel Belediye'miz ve ilgili tüm kurumlar harekete geçti. Ben bu noktada iyi niyetle, samimiyetle bu sürece destek veren tüm taraflara yürekten teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Yaraları hep birlikte saracağız. O gün de söylemiştim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya özel ilgisi var. Sayın Valimizin özel duyarlılığı var. Hakeza bizler. Sayın Bakanlarımız bölgeye geldiler. İlgili kurumlar harekete geçirdiler. Yol güzergahında DSİ çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz,
çalışmalar yapıyor. Kaymakam Bey sağ olsun büyük bir koordinasyon sağlıyor konuyla alakalı. Tabii şu an tek beklentimiz, tek ümidimiz bir yavrumuz hala kayıp durumda. Onun bulunması gönül arzu eder ki tabii sağ olarak bulunsun ama şartlar giderek zorlaştı tabii ki. Yavrumuzun bulunması bu manada en büyük isteğimizdir, arzumuzdur. O konuda da başta AFAD olmak üzere ilgili tüm kurumlar canla başla gece gündüz çalışıyorlar. Ben özellikle burada hizmet eden tüm arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ederim. Ailelerimize sabırlar diliyorum. Büyük geçmiş olsun. Bir evladımızı da, engelli bir evladımızı da maalesef kaybettik. Rabbim inşallah onun şefaatine bizleri de nail eylesin. Biz inanıyoruz Allah'ın izniyle boğularak vefat ettiği için cennettedir o. Dolayısıyla bundan hariç bir acının olmaması gerçekten bir nebze de olsa bizim için teselli oldu burası için. Diğer ailemizle alakalı söyleyecek söz bulamıyoruz. Kelimelerin bittiği an. Allah rahmet eylesin. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ben cenazenin nakil işlemi esnasında da aileyle beraber olmaya çalıştım. O acıyı bizatihi orada gördüm. Büyük acı ama dediğim gibi bu süreçten de gerekli dersleri de çıkarmamız gerekiyor. Tabii burada evlerimizin tekrar toparlanması noktasında artık yavaş yavaş ince temizliklere doğru geçildi. Çamurlar kaldırılmaya, tahliye edilmeye çalışılıyor. Tek tek bireysel olarak konularla, sıkıntılarla arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Büyükşehir Belediye'mizin 200'den fazla personeli BUSKİ ve Büyükşehir olarak burada makine ekipman olarak ilçe belediyelerimizden destek veren arkadaşlarımız var. Teşekkür ediyorum ben. Ama devletimizin birliğiyle, beraberliğiyle, gücüyle biz bu sorunu Allah'ın izniyle aşacağız. Kısa bir zaman içerisinde mobilyasından beyaz eşyasına varana kadar da evlerimiz donatılmış olacak. Ben belediye başkanımıza, kaymakamımıza, muhtarımıza, valimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve her şeyden ötede Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. İnşallah Bursa bu acıyı hep beraber bertaraf edecektir. Tabii konuya duyarlılık gösteren çevre illerden, ilçelerden belediye başkanlarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz oldu. Ben onların da taziye ve geçmiş olsun mesajları için yürekten teşekkür ederim. Rabbim hem Bursa'mıza hem ülkemize hem de insanlara böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın diyorum. Emeğe geçen arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.